Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Bu programda lahanalarımızda büyük zararlar veren lahana kurtlarından hangi yöntemlerle kurtulabiliriz konularına şöyle bir bakalım. Öncelikle bu zararlara genel olarak tırtıl dediğimiz için mücadelesi konusunda bazen hata yapıyor olabiliriz. Çünkü her zararlı için farklı metotlar uygulayabiliriz. Bütün hepsinden kurtulabileceğimiz metotlar vardır. Ancak spesifik olarak bazı zararlar için bazı uygulamalar çok daha faydalı olurken diğer tırtıllardan kurtulma şansınız olmayabilir. Lahana yapraklarınızın üzerinde küçük delikler ve kozalar varsa, yeşil tırtıldır, daha büyük delikler varsa, yapraklarımız sadece ana dallar kalıp iskelet haline dönüşüyorsa bu caterpillar dediğimiz daha büyük tırtılların zararıdır. Caterpillar dediğimiz tırtıllar çoğunlukla şahin güvelerin larvalarıdır. Şahin güveleri yumurtalarını genellikle çöplük alanlarda bırakırlar. Bu nedenle bahçenizde çöplük diyeceğiniz bir alan oluşturmayın. Lahana tırtıl ve kurtlarından kurtulabilmek için lahanalarınızın üzerini örtmeyi deneyebilirsiniz. Bu güvelerin çoğunluğu lahana üzerinde ve bir de hardal bitkisi üzerinde yumurtalarını bırakırlar. Lahanalarımızın üzerine yumurta bırakacak olan güvelerden korumanın en güzel yolu onların üzerini örtmektir. Ufak bir alanda üretim yapıyorsanız, üzerlerini örtebilecek bir düzenek hazırlarsanız bu güvelerden ve dolayısıyla da larvalardan kurtulma şansınız yüksek olur. Biliyorsunuz lahana ailesine mensup olan sebzeler çeşit çeşit renklerde oluyor. Ağırlıklı olarak yeşil de olsalar aralarında koyuya kaçan mora kadar renk desenleri olan çeşitler de vardır. Karışık dikmeye çalışın çünkü özellikle koyu renkli olan lahana çeşitlerine çok daha az zararlılar gelir ve diğer yeşil çeşitlerle karışık bir şekilde dikerseniz en azından ekonomik zarar eşine gelebilecek kadar fazla zarar verme şansını ortadan kaldırmış olursunuz. Bir de bu kadar olmaz kardeşim diyebileceğiniz ancak diğer bütün metotlardan çok daha etkili olduğunu söyleyebileceğimiz sahte kelebekleri lahananızın çevresine yerleştirirseniz diğer kelebekler ve güveler buraya gelip de yumurta bırakmazlar. Lahanalara zarar veren tırtıllarla mücadelenin en güzel yolu elle toplamak. Ancak çok büyük alanlarda üretim yapıyorsanız bu metot çok da mantıklı bir metot gelmeyebilir. Fakat küçük bahçenizde birkaç tane lahana çeşitlerinden yetiştiriyorsanız mümkün olduğunca bunları elle toplamaya çalışın. Lahana kurtlarına yönelik yapacağınız mücadelelerden bir tanesi de biyolojik mücadeledir. Kullanabileceğimiz iki tane ürün vardır. Ürün derken bunlar aslında canlıdır. Biri bir bakteridir, diğeri de bir nematottur. Biyolojik mücadele için kullanabileceğimiz entomopatojenik bakteri Bacillus thuringiensis, nematod ise Steinernema carpocapseidir. Bu iki ürünü satın alıp üzerindeki kullanma talimatlarına uyarak kullanırsanız çok büyük faydalarını göreceğinizi söyleyebilirim. Bakteri olan genellikle larvaların üzerinde çok etkilidir. Nematod da ayrıca yumurtalar üzerinde çok büyük etkileri vardır. Bunlar genel olarak 5 litre suya bir kaşık ölçüsünde kullanılırlar ancak aldığınız ürünün üzerinde zaten kullanma talimatı vardır. O şekilde kullanma şansınız olur. Bir de çok etkili olmasa da kullanırsanız faydalarını görebileceğiniz neem yağı uygulaması vardır. Bunu da arada sırada kullanırsanız faydasını görebilirsiniz. Ayrıca şunu da söylemeden geçmeyelim. Yok suyun içerisine tuz koyun, suyun içerisine ısırgan suyu koyun, suyun içerisine bilmem ne koyun gibi tavsiyelerle bu lahana kurtlarından ve tırtıllarından kurtulma şansınız çok fazla olmayabilir. Bu çünkü bu uygulamaların geneli kontak etkili olduğu ve çok fazla öldürücü bir özellikleri olmadığı için çok da fazla işinize yaramaz. Bu güveleri lahananızın üzerine yumurta bırakmaktan caydırabileceğiniz bazı kardeş bitkiler de var. Dereotu, soğan, sarımsak, lavanta gibi bitkileri lahanalarla birlikte dikerseniz bir parça bunları uzak tutabilecek bir bariyer oluşturma şansınız olabilir. Ancak çok popüler olan fakat bir o kadar da tehlikeli olan lahanaların yanına kadife çiçeğini kesinlikle dikmeyin. Bir de bu larvaların parazitleri olan parazit eşek arıları vardır ki
Bunları bahçenize davet edecek bir takım uygulamalar yaparsanız işi tamamen doğanın kendi ellerine bırakmış olursunuz ve çok büyük fayda sağlayacağını da söyleyebilirim. Bir videonun daha sonuna geldik. Kimsenin size doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.